Ölürsün diyor bana tepki yok abi. O kadar tepkisiz kalıyordum yani. Bir insana sen ölüyorsun dediğinde bir insan ne diyebilir ki? Biz tepkisiz kalıyorduk. Uyuşturucu bizim his duygularımızı aldı, hissizleştirdi. Ya bildiğin bizi bir buz gibi bir insan yaptı abi. Yani sen içiyorsun, adam tertemiz çocuk yanına geliyor, merak ediyor hani bir dumandan bir şey olmaz lafıyla sen de ona diyorsun ki sen zaten bir dumanla başlamıştın. Niye ona veriyorsun ki? Çevrendeki insanları, arkadaşlarını da uyuşturucuya başlatıyorsun. Sevdiğin insan oluyor seni terk ediyor abi. Bunu anladım hani sevdiğin insanların hepsi tek 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 yavaş yavaş senin yanından gidiyor, yalnız kalıyorsun. Bonzai maddesini içtik abi, öyle de bayılmışız, halı yanmış. Orada halının yanması devam etseydi o evin içinde biz yanar giderdik. Ya hiçbirini umursamadan sen, biz kendi canımızı bile umursamadan o maddeyi kullanmaya devam ettik. Uyuşturucu kullanmaya ben 16 yaşına başladım abi. 15-16 yaşına geçerken zaten alkolle tanışmıştım ilk önce. Ben alkole bir yudum birayla başladım abi. Bir yudum içtim, bir oldu, iki yudum, iki oldu, bir bira işte. Ondan sonrasında arkadaşlarımız mahallede parkta oturuyoruz. O zaman 16 yaşındayken zaten ben esrarla başlamadım uyuşturucuya, bonzaiyle başladım. Arkadaşım içmiş, bizim yanımıza geldi, 6-7 kişiydik. Dedik deneyelim bir kere. Bir kere dedim bir şey olmaz. Parkta oturuyoruz abi. Sadece bir nefes aldım sigaranın ucunda koyduğumuz bonzaiden. Bir nefesi aldık hepimiz beraber. Artık biz öldük mü? Neredeyiz? Nasıl bir şey? Nasıl bir kafa yaşıyoruz? Hiçbir şeyin farkında değiliz. Arkadaşım en son dedi kalkın bir yürüyelim. Gidelim şöyle dolanalım gelelim. Gittik abi dolandık geliyoruz. Geldiğimizde parkta kamerada arkadaşımın bana sorduğu soru. Ben size orada hadi kalkın dediğimde biz herhalde öldük. Bir gidelim dolanalım gelelim. Biz orada mıyız diye bakıyoruz. Öldük mü diye. Ya ilk bir nefeste başladım. Bir nefesten sonra bir iki üç gün kötü bir şey olduğu için biraz uzak durduk. Ondan sonra zaten abi bonsai'nin batağına düştük. O zaman ben pideci de çalışıyordum. Lise zamanlarında böyle liseye yeni başlayacaktım. Sabah okula gidiyordum. Akşam da okuldan geldikten sonra pideci de çalışıyordum. Pideci zaten aldığımız abi o zaman 20-25 lira paraydı günlük. Çocuk akıllı o parayı hep günlük günlük bonsai'ye vere vere. İşte bonsai'yi ekstaz ile tanıştım. Ekstazden sonra Esrar'la tanıştım. En kötüsüyle başladık biz abi. Ondan sonra metamfetaminle tanıştım. İstanbul'da kokainle tanıştım. Eroinle tanıştım. Ya kötü bir yaşantıydı bu zamana kadar. Bonsai öyle kötü bir şey ki ya kimyasal madde zaten. Bonsai kullandığım dönemlerde hiç öz bakımın yok. Adı insan gibi kendine bakmıyorsun normal insanların baktığı gibi. Abi ağzında diş kalmadı zaten. Hepsi bonzai yüzünden hepsi döküldü. Bonzai ve alkol yüzünden. Yani 24 yaşındayım şu an. Dişlerimin hepsi takma. Hepsini daha bir 3 sene önce yaptırdım. Alkollika hepsi beraber olduğu dönemde. Benim akciğerimde kalp damarlarım tıkandı abi. O dönem hastaneye gittik. Annem yanımda ben doktorla konuşuyorum. Doktorun bana dediği şey uyuşturucuyu bilmiyor zaten doktor. Adam bana sigara içme diyor. Sigara içerken yolda yürürken ölürsün diyor. Annemin yanında. Benim o zaman yine kafam güzel. Dili kaçmışız. Doktorla konuşuyoruz. Doktoru umursamıyorum bile. Adam bana diyor ki abi diyor. Ölürsün diyor bana tepki yok abi. O kadar tepkisiz kalıyordum yani. Yani bir insana sen ölüyorsun dediğinde bir insan ne diyebilir ki? Biz tepkisiz kalıyorduk. Uyuşturucu bizim his duygularımızı aldı, hissizleştirdi. Ya bildiğin bizi bir buz gibi bir insan yaptı abi. Ben genellikle her gün kullanıyordum. Nasıl kullanıyordum? Sabah kalktığımda Lilikam hazırdır. Hemen komodinin üstünde. Lilikam'ı içtikten sonra dışarıya çıkıp metamfetamin maddesini elde edip onunla devam edip akşama kadar. Akşam bonzai denen maddeyi alıp karıştırıp onun üstüne eroin bağımlılarının kullandığı Suboxone diye bir ilaç var. Saf eroin diye geçiyor. Onu normalde dilaltı bir ilaç olarak geçiyor. İğneyle alıyorduk biz abi. Akşam onu iğneyle alıyordum. İğneden sonra metamfetamine devam edip geri bonzaiyi aldıktan sonra zaten nerede akşam orada sabah yapıyorduk abi. Ya günlük bir kullanımım vardı. Ya aynanın karşısına geçiyordum bakıyordum. Ya vücudum hiç iyi değil kaç gündür uyumamışım. Ha, ben ona uyumak demiyordum bildiğin bayılıyorduk abi. Nerede bayıldık orada uyanıyorduk. Bir iki gün belki haftada kullanmadım oluyordu ama günlük yani 7-8 sene bir fiil kullandım. Aslında şu durumda her yerde madde alışverişi oluyor. Nasıl oluyor? Mahallelerde, okul yanlarında, istediğiniz her yerde, her şekilde maddeyi temin edebiliyorsunuz. O dönemde ben yani kapıdan çıktığım zaman 1 dakika içinde, 2 dakika içinde, 30 saniye içinde bile
uyuşturucuyu bulabildiğim oluyordu yani. Yani istediğim her dakika, her saniye uyuşturucuyu temin edebiliyordum. İstanbul olsun, Ankara olsun, İzmir olsun, ya yani gittiğim şehirlerde uyuşturucuyu sokakta gezerken biri gelip bana "sen ne istiyorsun kardeşim" diye sorduğu bile oldu abi. Antalya'da tatile gittik. Antalya'da tatile gittiğimizde Zeytinköy diye bir mahalle var. Mahalleye gittiğimizde bir 10-15 adım yürüdük abi. Torba yanımıza geldi. "Direkt ne istiyorsun?" Yani uyuşturucuyu bulmak bu kadar kolaylaştı. O zaman daha madde almadık abi. Alkol alacaktık. Bir viski içtik arkadaşlarımla. 3 kişilik zaten. Viskimizi içtik. Bira içtik. Bira içtikten sonra hani alkolü aldıktan sonra direkt akla zaten madde düşüyor. Dedik ekstazi atalım. Arabaya bindik abi, barajdaydı zaten, bizim memlekette barajda oturuyorduk. Arabaya bindik, yolda giderken kaza yaptık. Kazayı zaten yaptığımızda hızımızın 180-200 arasıydı kaza yaptığımızda. Polis memuruna vurmuşuz, daha onun farkında bile değildik. Biz zaten kaza yaptık, arabadan Allah'a şükür hepimiz sağ çıktık. Sağ çıktığımızda arabadan indik, polis memuru da sağ çıkmıştı ki şükrettik. Yani alkol alıyorsunuz. Alkol aldıktan sonra aklınıza madde düşüyor. Ona giderken kaza yapıyorsunuz. Yani madde bizi hep kötülüğe sürükledi abi. Hep kötülük, hep kötülük. Ben maddenin bu zamana kadar hiçbir iyiliğini görmedim bu yaşıma kadar. 4 kişi arkadaşlarımızla mahallede buluştuk abi. O dönemin favori maddesi Bonzai'yi aldık. Dağlık alanda içeceğiz abi. Kovayı falan yaptık. Arkadaşım bana hazırladı. Tam içtim abi. İçtikten sonra arabaya gidip oturacaktım. Arabada oturuyorduk. Hava biraz soğuktu. Abi bacaklarımın buradan hissetmemeye bir başladım. Ondan sonra zaten bayılmışım. Arkadaşlarım anlatıyor daha doğrusu bana bayıldıktan sonrasını. Ağzımdan köpükler gelmiş. En son bir saat 10 dakika falan geçtikten sonra biraz ayılmışım. Dedim demişim beni hastaneye götürün. Hastaneye tam gözümü açtığımda 2 saate yakın olmuş. 1 saat ormanlık alandaydık. 40-45 dakika yolculuk sürmüş. Gözüm açtığımda hastanenin önündeydik abi. Arkadaşlarım hastaneye beni bırakıp gideceklermiş. Tam ayılmışım. Yani orada belki arkadaşlarım olmasaydı ben orada ölecektim. Bonzai'nin etkisindeyken. Arkadaşlarım iyi bir arkadaş şu an benim için değil ama o dönemde iyi arkadaşlarımdı çünkü beni hastaneye götürdüler. Ama şu an bile olsa aynı arkadaşlarımla takılmayı, aynı memlekete gitmemeyi bile düşünüyorum yani. Daha abi yüzümüzü yıkamadan biz 7 tane likayı içip duş, işte kahvaltı, günlük rutin şeyleri yap. Dışarı çıktım. İşte dışarı çıktığım zaman metamfetamin denilen maddeyle zaten devamlı içiyorum. O maddeyi aldım. Madde içmeye devam ettim. Akşam olduğunda saat 6, akşam 6 civarı bir abim yanıma geldi. Rakı getirmiş. Rakı içtik onunla beraber. Dedim ben hani bu bana yetmeyecek. Daha da işte likanın etkisindeyim. Metamfetaminin etkisindeyim. Rakı içmişim. Ya kafam güzel ama o gün nasıl diyeyim, metamfetamin etkisiyle kafamın o kadar güzel olduğunu bile anlamamışım. O gün bir de benim kız kardeşim gelecekti. Onu bile umursamadan bir ellik rakı daha aldım abi, eve gittim. Rakıyı da içtim. Evde de biram vardı. 2 tane bira içtim. Abi o gün biraları içtikten sonra fenalaşmışım. İşte eve polisler gelmiş. Kendimi kesecekmişim. Polisler gelmeden önce polisler gelmiş. Polisler beni kurtarmaya çalışırken elimde bir zippo çakmak vardı. Zippo çakmağı polise fırlattım. Orada komiserler vardı. Komiserin burasına geldi. Yüzüne geldi. Yüzünü yaraladı. O gün o komisere çakmağı fırlattıktan sonrası beni ters kelepçeyle evden çıkarttılar. Mahalleye, apartmana kendimi rezil ettim. Hadi onu da geçtim zaten. Mahalleli bizi zaten sevmiyordu ki. Ya ne kadar iyi bir insan olsak da kullandığımız maddelerden, alkollerden, alışkanlıklarımızdan mahalleli zaten bizi sevmiyordu. Ailemi mahalleye rezil ettim. Kardeşim geldi zaten üniversite 1'e gidiyor. İnsanın onlarla karşılaşması psikolojik olarak çok kötü bir şey. Onun farkında değildim. Ya madde kullanırken daha doğrusu hiçbir şeyin farkına varmıyorsun abi. Hastaneye gittikten sonra zaten ben de gözüm açtım, yoğun bakımdaydım. Dedim hani benim burada ne işim var? Doktorları çağırdım yanıma gözüm açtığımda. Gözüm açtığımda zaten 7 saat 9 gibi gitmiştik abi hastaneye. Gözüm açtım öğlen saat 1.30'du. Dediler hani sen çok fazla alkol almışsın. İşte ilik açmışsın ilaç. Ondan sonra komaya girmişsin. Benim hiçbir şeyden haberim yok abi. Dedim beni buradan çıkartın. Beni oradan çıkarttılar abi. İmza attım, çıkarttılar. Çıktığım zaman bir de karakola gittik. Yaptığım hiçbir şeyin farkında değilim. Polis memuruna çakmak fırlatmışım. Yine Allah'a şükür polis memuru şikayetçi olmamış. Mahalleye gittim. Mahallenin hepsi beni konuşuyor. Başımı öne eğik eve girdim. Eve gittim. Annem iyi değil. Kardeşim psikolojisi bozulmuş. Babamla zaten aramız bu olaylardan dolayı iyi değil. Yani madde ailemden de uzaklaştırıyordu beni. Dış yaşantımdan da uzaklaştırıyordu. Ya örnek abi hiç olmasa en kötü diyebileceğim şey yani. Sevdiğim insan var örnek. Sevdiğim insan onu kullandığını öğreniyor. Yandan ayrılıyor.
Arkadaşın kullandığını öğreniyor, yandan ayrılıyor. İçine kapanıyorsun, evde ailen diyor artık yeter diyor. Bırakamıyorsam diyor, evde iç. Oluyorsa gözümün önünde olsun. O bile çok kötü bir şey. Çünkü ben bundan anlayamıyordum, şu an anlamaya başladım. Annemin düşündükleri şeyi anneme çektirdiğim artık eziyeti şu an anlamaya başladım. Yeni yeni aklım başıma geliyor. İnşallah da bu ayıklığım daim oluyor. Ya yaptığım en kötü şey ilk önce ailemi üzmek. Ailem artık zaten yürüyüşümden bile annem ne içtiğimi anlıyordu. Bir gün abi evde oturuyoruz. Yine lika içmişim. Alkol almışım. Metamfetamin maddesini kullanmışım. Ya annem dedi artık yeter. Kadın cinnet geçiriyordu. Karşımda yani. Bir de böyle takmamam oluyordu. Uyuşturucunun etkisindesin. Annen karşından sana bağırıyor. Bakmıyorsun, takmıyorsun. O gün evden çıkıp gittim abi. Annem dedi hani ne kadar da uyuşturucu kullansak gitme lafı her gün geçiyordu. Her gün geçiyordu yani. Acıyorlardı abi. Artık ailemiz bize acıyordu. Ya insan evladının karşısında öldüğünü görüyordu yani. Biz bunu anlayamıyorduk. Evden çıktım abi. Benim bekar evim vardı. Bekar evine gittik. Arkadaşlara takılmaya başladık. Geri o gün eve bekçi geldi. Bekçi geldiğinde abi biz zaten kaç kişiyiz? 7-8 kişi bayılmışız. Bekçi geldi. Bir kere uyardı. Geri gitti. İkinciye geldi. Uyardı. Geri gitti. Üçüncüye bizi aldı götürdü abi. Bekçi de. Çünkü gece biz ne yaptığımızın farkında değiliz. O gün ailemi de oraya çağırmışlar abi karakola. Ailemi rezil ediyorum bir. Kendimi rezil oluyorum. Kendime zarar veriyorum. Maddenin etkisindeyken kollarımı kestim. Ve kollarım kesik, bu kolum kesik. Yani vücudum hiç iyi durumda değil zaten. Yine Allah'a şükür yavaş yavaş iyileşmeye başladık Bağımsız Yaşam Derneği'nde. Annedir, dayıdır, anneannedir, babaannedir. Herkes üzülüyor daha bizim için. En çok zararı, en kötü şeyi çevremdeki insanlara vermişim. Ki ilk önce kendime veriyordum ki kendim kötü olduğumdan dolayı onlar kötü oluyordu. Param yok. Bulunduğumuz şehirde İstanbul gibi hırsızlık olayı falan çok olmuyor. Biz onu yapamıyorduk. Nasıl yapamıyorduk? Tanınan bilinen biriydik. Allah'a şükür daha hiç hırsızlık yapmadım ama hırsızlığı nasıl yapmadım? Başka birilerinden alarak yapmadım. Mesela evde annemin para sakladığı yerler oluyordu. Annemin para sakladığı yerden parayı aldığım zaman biliyor ama bana bir şey söylemiyor. Farkındasın zaten biliyor abi. O para saklanan yerden senden başka kimse o parayı almamıştır orada. Uyuşturucu bulamadım da ben evden paralıyordum. Örnek telefonumu sattım abi. Kendi telefonumu. Telefon faturanın üstüne alıp telefon bozdurdum. Kredi çektik. Kredi çekip ya sadece uyuşturucu bulup kafamızı güzelleştirmek için, ortam yapmak için gidip kredi çektim. Arabam vardı. Arabayı sattım. O yüzden uyuşturucu için telefonumu sattım. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var abi. Uyuşturucuyu bulabilmek için sadece hırsızlıktır veya bir şeyleri satmadır falan değil. Türkiye'de her içici zaten bir satıcıdır abi. Uyuşturucuyu bulamadığım zaman çalacak para yok. Satacak bir şeyin kalmamış. Ailen zaten sana satacak bir şey vermiyordu. Ya bırakmıyordu ki abi. Yalan söylesem bile senin o doğrusunu biliyorlardı. Alıyorduk mesela abi bizim arkadaşlarımız oluyordu. Onlar torbacıya ulaşamıyordu. Onların madde içmesi için gidiyorsun torbacıya, maddeyi alıyorsun abi. Onlardan parayı alıp o maddenin yarı yarıya bölüştürüp birazını arkadaşına, geri kalanını kendine alıyorsun. Böyle 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 döngü döne 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 sen de bir gün torbacı oluyorsun abi. Yani maddeyi artık bulamıyorsun, torbacı olmuşsun. Torbacı olduktan sonra bu yakalandığın, cezaevine girdiğin, cezaevinden çıktın. Hayatın daha da çok değişiyordu. Ya ben maddeyi alamadığım zamanlar, param olmadığı zamanlar başka arkadaşlarımın tabiri caizse işini çözüp çalarak, satarak geçmedi. Başka birine al, ondan kendine pay çıkar, onunkini ver. Uyuşturucu kullandığımı ilk 10 ayda fark ettiler zaten. Gözlerim kırmızı eve gidiyordum. Hani gözlerim kırmızı eve gittiğimde tam ayılıp gidiyordum eve. Gözlerim kırmızı gittiğinde baktım anlayacaklar. Damla damlatıyorduk artık. Bir gün evde içtim abi. Evde şimdi bayılmışım. O zamanlar zaten Bonzai'nin etkisi haddinden fazlaydı. İçtiğimiz zaman olduğumuz yere bayılıyorduk. Ailem ilk orada öğrendi. Tepkileri ilk öğrendikleri zaman işte evden çıkartmamak oluyordu. Okuldan almak oluyordu. Hani okuldan alırım diye korkutuyorlardı. Ailem ilk tepkileri çok ağır oldu ama durduramıyorlardı ki abi. Bu sefer evde takılmak yerine gece geç saatlere kadar dışarıda takılıp ayılıp geliyorduk. Damlası oluyordu efendime söyleyeyim. Hani hiç az içiyorduk. Duş alırken içiyorduk hani onlar fark etmesinler diye. Banyoda içiyorduk. Lavaboda içiyorduk. Yani bir şekilde fark etmemelerini sağlıyorduk.
yaştan sonra ha, bataklığa düştük. Bir saatten sonra içtiğimizde dışarıdaki insanlar da anlıyordu. Dışarıdaki insanlar anladığı zaman ailemden, hani benden uzaklaşıyorlar. Tamam, benden uzaklaştıkları zaman aileme laflar gidiyordu. İşte oğlum bunu yapıyor, oğlum bunu yapıyor, oğlun şurada, oğlum böyle, oğlum böyle. Ailemin psikolojisini bozdum abi. Annem babamla kavga ediyordu, yeri geliyordu babam annemle kavga ediyordu. Abi benim kardeşim var, kız kardeşim. Ben kız kardeşimle yani normal bir abi kardeş gibi değiliz. Nasıl değiliz? Ya uyuşturucu kullanıyorsun, kardeşinin hani senden uzaklaşıyor. Çevremdeki insanlar olsun, birkaç tane arkadaşım var. En kötülüğü ne olmuştu abi? Yani sen içiyorsun, adam tertemiz çocuk yanına geliyor. Merak ediyor hani bir dumandan bir şey olmaz lafıyla. Sen de ona diyorsun ki sen zaten bir dumanla başlamıştın. Niye ona veriyorsun ki? Yani çevrendeki insanlar, arkadaşlarını da uyuşturucuya başlatıyorsun. Sevdiğin insan oluyor, seni terk ediyor abi. Bunu anladım hani. Sevdiğin insanların hepsi tek 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 yavaş yavaş senin yanından gidiyor, yalnız kalıyorsun. Efendime söyleyeyim, öğretmen ya abi, öğretmen ne kadar zarar veriyordun sen ya. İçtiğin zaman öğretmen ne kadar zarar veriyordun yani. Nasıl zarar veriyordun? Anladığı zaman o adam da hani sen seviyorsa bir üzüntü çekiyordu. Çünkü ben bunu yaşadım abi. Benim bir öğretmenim vardı. O öğretmenim bile ya bana üzülüyordu. O zaman İmam Hatip'te okuyordum ben. Ya bir de İmam Hatip'te okumamıza rağmen biz bunları içiyorduk abi. Ölümün kıyısından bonzai maddesiyle döndüm. Biz öyle zannediyorduk belki. Bayılmışız kalmışız. Böyle 2-2,5 saat kimse hani sana dokunmamış. Gözümü bir açtım abi. Sokağın ortasındayım. Hani sokağın köşesinde, kaldırımda. Nerede olduğunu bilmiyorsun. Belki 2,5 saat yağmur yağmış tependen. Ayılmamışsın. İnsanlar zaten uyuşturucu kullandığını anlıyor. Bakmıyor sana. Ben çok 2-3 kere de kaza da yaptım. Ölümün de kıyısından ya, arabaya bakıyorsun abi. Ya bu insan bu arabanın içinde sağ çıkamaz lafını çoğu kişiden duyduk biz arkadaşlarımla beraber. Uyuşturucu maddenin etkisindesin. Alkol almışsın. Kaza yaptıktan sonra ya Allah koruyor, yine şükürler olsun. İnsanlar arabaya baktığında siz bu arabanın içinde nasıl sağ çıktınız diyor. Bir gün arkadaşlarımla evde içerken bonzai maddesini içtik abi. Öyle de bayılmışız. Halı yanmış. Orada halının yanması devam etseydi o evin içinde biz yanar giderdik. Ya hiçbirini umursamadan sen, biz kendi canımızı bile umursamadan o maddeyi kullanmaya devam ettik. Bağımlılığın en acı yönü abi, hiç yoktan uyuşturucu madde bile olmasa bir şeye bağımlısın. O olmadan ben yapamam diyorsun. Bağımlılığın en acı yönü sabah kalkıyorsun uyuşturucu, akşam yatıyorsun uyuşturucu. O olmadan yapamam kelimesi öyle bir kötü ki abi. Bir madde olmadan yapamıyorsun. Haşa, o olmadan yapamam dediğin zaman Allah'a bile şirk koşmuş oluyorsun abi. Ya, o olmadan yapamam. Niye yapamıyorsun? Ya, o madde senin artık hayatında bir yer etmiş. Annenden babandan öne geçmiş o madde. O olmadan yapamam yani. Ben bırak içtiğim zamanlar ailem kızmış, bağırmış, ölmüşüm, kalmışım. Hiç umurumda değildi çünkü madde olmadan yapamıyordum ki abi. Madde olmadan nasıl diyeyim sana, buradan bakkala gidip ekmek bile almıyordum. Ya açık konuşayım. Ya çarşıya gidip arkadaşlarım yanına gezmiyordum. Dışarı bile çıkmıyordum ben madde kullanmadım abi. O olmadan yapamam diyordum ama şu an hayatımda o yok. Ailemi kaybettirmişti. Allah'a şükür ailemi geri kazanmaya yolundayım. Ya ailemi geri kazanma yolundayım derken, ailem benden bayağı uzaklaşmıştı. Allah'a şükür şu an sımsıkı aileme iç içeyiz abi. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Parayı zaten maddi yönde zaten hiç konuşmaya gerek yok. Maddi yönde aşırı zararlar verdi. Arabam vardı, arabamı kaybettim efendime söyleyeyim. Arkadaş, çok iyi arkadaşlarım vardı. Gerçekten böyle 5 vakit namazında bilgili çok iyi arkadaşlarım vardı. Onları kaybettim. İşim vardı, güzel bir işim, dükkanım vardı. Dükkanımı kaybettim. Hayat standartlarını böyle bir insanın yaşayabildiği standartların çok üstünde bir yaşantı yaşayabilirdim madde kullanmasaydım. Çünkü ben maddi, manevi yönde ben her şeyimi kaybettim. Bugünden sonra zaten kazanmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum abi. Maddenin etkisi geçtiğinde gerçekten kafa yiyordum abi. Madde yok, nasıl bulacaksın? Örnek, öfke, kızgınlık. Karşına biri geldiğinde ya biri bir şey diyor, hemen karşısındaki sana ters yapıyorsun. Ailen geliyor yanına, hani öğrenmek istiyor ya, dışarıdan bakıyorlar bu çocuğun olmuş. Bir derdin var, bir sıkıntısın var. Bilmiyorlar ki maddesi bitmiş, madde bulamıyor. İnsanlara böyle davranışım değişiyordu. Psikolojim bozuluyordu abi madde yokken. Bitti bildiğin o an maddesiz bir iki saat bile olsun insan kafayı yiyordu. Niye? Bitmiş. Yok. Bitti kelimesi ağır geliyordu. Benim uyuşturucum bitti kelimesi bize çok ağır geliyordu. Metamfetamin denilen uyuşturucu zaten günlerce uyumuyorsun, yemek yemiyorsun,
uykusuzluk, yemek yememek öyle bir iki gün bile değil. Bir hafta sen yemek yemeden, içmeden uykusuz kalıyorsun abi. O bittiği zaman ya insan kendini aynı öldüğü gibi hissediyordu. Ve tam bittiğinde ben bittim diyordum ya. Dışarı çıkıyorsun, bulamadın, eve geldin, daha kötüsün. Yataktan çıkamıyordum abi, yürüyemiyordum. Madde yokken. Maddem bitti. Buradan hani çarşıya gideyim bir gezeyim. Çıkıp yürüyemiyordum ya. Bacaklarım ağrıyordu. Uykusuzluk zaten bir yandan. Yemek yememişim, halsiz kalmışım. Ya vücut en çok zaten en çok zararımız bize maddenin oldu mu olmadığı zamanlar biz vücudumuza veriyorduk. Vücut istiyor, sen onu veremiyorsun. Ve Allah'a şükür madde artık hayatımızda bir yeri yok bizim. Maddenin hani hayatımızda bir yerde olamaz artık. Annemin bırakma çabasını gördüm. O zaman o dönemde bir annem bayağı kötüleşmişti. Maddeyi kullanırken ki kendine yavaş yavaş öldürdüğünü görürken ya evlatsın. Bildiğin sen bir anneye evladının gözü önünde öldürüyorsun. Ya düşünsenize abi, sen burada bir anne var, bir evlat var. Bir insan o evladı yavaş yavaş kafasında baltayla vura vura öldürüyor. Buna kim dayanabilir? Kimse dayanamaz. Ama biz bunu ailemize zaten yapıyorduk. Mecazi anlamda yapıyorduk. Biz kendimizi maddeye içerek yavaş yavaş öldürüyorduk. Bunu ailemiz görüyordu. Annem o zaman hasta oldu abi. Benim ilk pişmanlığım annemin o kadar kötü olduğunu görmekti. Annem, kardeşim, babam, ailemin o kadar kötü olduğunu gördüğüm zaman ilk pişmanlığım orada olmuştu. Tedavi olmak için Amatem'e gittik. 21 yaşındaydım o zaman. Yatıracağız dediler. Yatmayı kabul etmedim. Ayaktan tedavi olmak istedim. Düşüncem şuydu yani. Amatem'e gideyim. Ailem Amatem'e gittiğimi görsün. Çevremdekiler görsün. Bu çocuk bıraktı desin diye Amatem'e gidiyordum. Mesela Amatem'in ilaçları da zaten ağır, çok ağır ilaçlar oluyordu. Doktor diyordu bir tane kullan. Ben 2-3 tane kullanıyordum. Artık Amatem'in ilaçlarını bile kafa yapmak için kullanıyordum. O kadar kötü olmuştu. Ya maddeyi bırakmamdaki en büyük nedenlerden biri ilk zamanlarda annemdi abi. Ya zaten benim en büyük dayanağım bu yaşıma kadar annem oldu. Hep annem. Ama ben Bağımsız Yaşam Derneği'ne geldiğimde ilk önce annen, kardeşin, işte baban, kız arkadaşın, sevdiğin insanlar, çevrendeki insanlar değil de ilk önce ben kendim olduğunu hissettim. Ya hocalarımızın bize dediği gibi ilk önce kendini bil, kendini yaşa ki karşındaki sevdiğin insanları yaşatabilirsin. Ya ben bunu öğrendim. Bu şekilde gitmeyi istiyorum. Bir insan uyuşturucu ya abi neden başar? Ya bir çocuk vardır, çocuk bunu yaşamamıştır ya. Çocuk bunu nasıl yaşamamıştır? Örnek ben mesela bak ben bundan şikayetçi değilim. Yanlış anlaşılmasın. Ben çocukken okumakta çok hevesimiz yoktu. Gidip çalışıyorduk abi. Maddi durum çalıştığımdan dolayı kendimin iyiydi. Bir dışarıdan çok bir sevgi görmedik. Bulunduğumuz ortam uyuşturucuya açık, müsait ortamdı. Ya bir insan yani uyuşturucuya nasıl başlar? Sevgi görememiştir, başlar. Kendini bilemiyordur. Karakterinde bir sıkıntı vardır ama karakterindeki sıkıntı bebeklikten geliyordur abi. Çocukluktan geliyordur. Örnek ailesi kavga ediyordur yanında. Orada bir boşluğu vardır. Babasından sevgi görmemiştir, annesinden sevgi görmemiştir. Kız arkadaşı vardır, çok sevmiştir, ondan sevgi görmemiştir. Yani dışarıdaki bütün etkenler bir insanın madde kullanmasına etki edebilir. Benim düşüncem bu yani. Bütün her şey, ya olumsuz her şey bir insanın madde kullanmasına etki edebilir. Zaten madde kullanmaya genellikle alkolden başlanıyor. Alkol, esrar, bonzai. İlk alkol evrelerinde çok dikkat edilmesi gereken bir şey bence. Alkole başlamaması lazım ki abi devamı gelmesin. Ya alkol olmadı zaten uyuşturucu maddede genellikle olmuyor. Bunu önlemek için de şimdi ailelerin çocuklarına daha çok sahip çıkmaları, daha çok mesela mahalledeyse, kötü bir mahalledeysen o mahalleden taşınacaksın abi. Biz bunu bilmiyorduk. Bizim ailemiz o zaman bunu bilmiyordu. Kötü bir mahalledeyse senin kötü arkadaşların varsa o arkadaşlarından onları ayır. Gerekirse şehrinin taşı ama o ortamdan çıkart abi. Efendime söyleyeyim. Yanında madde kullandığını düşündüğün, alkol kullanan ortamlarda ya televizyon bile etkiliyor. Açıkçası televizyonlarda alkol kullanan, madde kullanan filmleri bile izletmemesi gerektiğini düşünüyorum ailelerin. Yani biz ya, çünkü biz bunu yaşadık gördük abi. 24 yaşına kadar maddeye nasıl başladık, niye başladık, nasıl bir etkiler oldu? Biz hepsini yaşadık gördük. Yani madde kullanmakta ailelerin daha çok dikkat etmesini, bir de çocukların çevresindeki arkadaşlarına çok dikkat etmeleri gerekirse zaten geri kalanı geldi. Bağımsız Yaşam Derneği'nde mezun olduktan sonra bir arkadaşımla buraya gelmeyi istiyordu. Ben gelirken ufak bir konuşmamız oldu. Çok hani o zaman da yine ben buraya gelirken bile buraya ilk merdivenlerden çıkarken bile madde etkisindeydim. O arkadaşımı zaten ilk gittiğimde karşıma alacağım. Konuşacağım zaman ilk önce hani kendisi için, kendin için bunu yap ki çevrendeki insanlar da daha çok sevinsin. Hani maddeyi artık zaten bizim bağımsız yaşam
Yaşam Derneği'nin sloganı olan maddeden manaya, maneviyata döndürebilirsem o insanı ilk etapta, küçük bir şey aşılayabilirsem o insan zaten buraya gelir abi. Düşüncem buradan çıktıktan sonra etrafımızda madde kullanan arkadaşım çok. Maddeye beni geri yöneltecek kişilere değil de maddeyi bırakmak isteyen insanlara elimden geldiği kadar buraya getirmeyi zaten istiyorum abi. Onlar da o maddeden manaya olan yaşa ve yaşat sloganıyla birlikte az bir aşılayabilirsem onlar zaten buraya gelecek abi. Allah'ın izniyle.